Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı Samsun'dan gerçekleştiriyoruz. İşitme engellilerde Türkiye şampiyonaları yapılıyor. Biz de Engelsiz Spor programı olarak onları izlemek için Samsun'dayız. Engelliler Spor Federasyonu'nda güreş denince akla Mahir abimiz geliyor. Evet Mahir abi, gerçekten çok güzel bir organizasyon. Bakıyoruz minik genç, miniklerimiz var, gençlerimiz var, büyüklerimiz var. Güreşte katılım çok fazla. Biraz Türkiye'de işitme engellerde güreşi konuşalım seninle istersen. Evet. İşitme engeller güreş her geçen gün üzerine koyarak daha fazla, daha verimli olarak artıyor. Biliyorsunuz geçen sene işitme engelliler güreş milli takımımız İran'da yapılan dünya şampiyonasında serbest stilde takım halinde birinci oldu. Grekoromen stilde de takım halinde ikinci oldu. Altyapı olarak da aynı şekilde devam ediyor. Biz mesela diğer branşları bir günde iki günde bitirebilirken güreşimizi üç günde bitirebiliyoruz. Yani buradaki mesela Samsun'daki programımız İlk gün gençler olduğu gün tam gün zamanımızı alıyor. İkinci gün yıldızlar, üçüncü gün de büyükler olarak yapıyoruz ve dolu dolu geçiyor. Bu yıl yapacağımız 23. Dif Olimpik oyunlarında da, Samsun'da da, olimpiyatlarda da madalya beklediğimiz, başarı beklediğimiz branşlardan birisi olması da bu çalışmaların semeresi. Başarılı olanlar şeyleri devlet sporcusu olabiliyor mesela. Kontenjandan üniversiteye girebiliyor. Nihayetinde dünya, olimpiyat, Avrupa şampiyonu bizim güreşçilerimiz var. O zaman ne oluyor? Hayata tutunmaya başlamışken bir bakıyorsunuz profesyonelliğin içinde kendini buluyor. Şimdi mesela bize bu ödüller yetmiyor. Sevgili seyirciler, işitme engelliler güreş şampiyonasındayız. Burada güzel bir kardeşimizle karşılaştık. Hakemlik yapıyormuş evet, kendisi. Evet, hakemlik yapıyorum. Bayanların güreş hakemi olmasını ben görmedim de o yüzden. Daha önce 2003 yılında, 96 yılında güreşe başladım. 10 yıl güreş yaptım. Milli sporcuyum. 2010 hayatında da hakemlik hayatıma başladım. Hep eleştiriyorlar bu bayanları güreş yapıyorlar diye. Sen yani, ne diyorsun bu konuyla ilgili? Ben tam anlamıyla bayanların güreş anlamına destekliyorum. Çünkü biz varız yani. Sadece erkeklere özellik değil. Bayanların da yapabileceği bir şey. Evet İlhan, nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi işitme engelliler 2017 senesinde yapılacak olan Samsun'da olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Çok güzel bir çalışma dönemi bizi bekliyor inşallah. Öncesinde Türkiye şampiyonası, sonrasında da milli takım kampları. İyi olur inşallah. Peki bu küçük gençleri seyrederken neler hissediyorsun? Çok güzel, çok güzel müsabakalar var. İleride büyükler kategorisine hazırlanan çok güzel, çok iyi sporcuların olduğu gelecek vaat ediyorlar. Gelecek vaat ediyorlar. Güreş yapmak çok güzel bir şey. Hayatındaki mutluluk, huzur veriyor. Maçlara ilk defa katılıyorum. Biraz heyecan var. İlk maçta yenildim ama olsun, serbest maçında da kazanacağım nasıl olsa. Allah nasip ederse inşallah. İşitme engelliler konuşamıyor, duyamıyor ama neşelirler, gülüyorlar, konuşuyorlar. Etrafa bakın işitme engellilere nasıl yapıyorlar. Hep gülüyorlar. Çünkü mutluluk, huzur. Yeah.
Bursa'dan geliyoruz buraya. Üst sporcu, bir antrenör ve bir hakem olarak geldik. Bakalım, zaten derecesi olan arkadaşlarımız kaç var. Kaç yıldan beri arkadaş? Bu iki senedir yapıyor karateyi. Okulda bulduk, gezdik bulduk. Peki, bayağı hevesli, gayretli. Hayatında bir değişiklik oldu mu sizce? Çok. Mesela? Ailesine soruyoruz. O monotonluğu gitti, içine kapanıklığı gitti. Evde sadece internette bilgisayarla oynarken şimdi sağa sola giderek kendini açtığını söylüyor. Kulaklarını duyuyor ama çıkardığını duyamıyor. Ne olduğunu anlayamıyor. Şu an ne isim olarak duyabiliyorum yani. Yarım olarak konuşabiliyorum. Bazen harflerde pepeci bir harflerim var. Konuşabiliyorum ama... Şarkı söylüyor musun peki? Efendim? Şarkı söyleyebilir misin? Eşhafırla. Söylüyoruz yani. Bir söyle, bir şarkı söyle bakayım. Merdivana dayadım, çıktım, gene verdim, gene verdim merdivana. Helal olsun be, tebrik ediyorum seni. Sen benimle konuşabilecek evet, misin? Evet, konuşabileceğim. Güzel, kulaklık var, duyabiliyorsun. Evet, duyabiliyorum. Kaç seneden beri spor yapıyorsun? 2 sene oldu. 2 sene oldu. Daha önce yapıyor muydun spor? Voleyboldum ama bıraktım. Ferdi olarak çalışmak istedim. O yüzden... Şimdi adam dövmek daha çok hoşuna gidiyor. Evet, kendim çalışmak istiyorum. Dövüyor musun hiç sokakta böyle yakaladığın adamları? Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum. Sadece Türkiye daha geniş olsun diye düşünüyorum. Böyle hiç yakaladığın zaman kavga etmek istemiyor musun? Arada sırada yani. Dövüyor musun böyle? Gibi. Yani kimleri dövdün bugüne kadar? Arkadaşlarımla işte. Evet, spor senin hayatında neleri değiştirdi? Çok iyi geçti. Geçen sene dünya şampiyonu oldum. Yani şampiyon olduğuma inanamadım. Yani çok iyi gerçekten de. Peki 2017'de çok önemli bir organizasyon var Samsun'da. Evet. Orada hedeflerin arasında neler var? Çok heyecanlıyım. İnşallah geçeceğim. Yine şampiyon olacaksın inşallah. Evet, inanıyorum evet. Şampiyon olacağım. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kaç yıldan beri? 14 yıl ben sporcuyum. Normallerde bir iki sefer yarıştım, ondan sonra böyle bir organizasyon oldu. Memleket neresi? Trabzon. Trabzon. Şiveden belli oluyor zaten. Teşekkür ederim. Trabzon'da yaşıyorsun? Yok, Arabi'de yaşıyorum. Arabi'de yaşıyorsun. Evet. Onların şivesi biraz daha farklı oluyor. Evet, farklı oluyor. Kaptın mı onlardan biraz şive? Biraz, azıcık. Spor engellinin hayatında neler değiştiriyor, senin hayatında neler değiştiriyor? Evet, neler? Olimpiyat şampiyonu oldum ben. Olimpiyat ikincisiyim. 3 adet dünya şampiyonluğum var, Avrupa üçüncülüğüm var, Uluslararası üçüncülüğüm var. Bu bana çok şey kazandırdı. Gerek kariyer olarak, gerek spor disiplini olarak çok şey kazandırdı. Kaç yıldan beri spor yapıyor? 3 yıldır yapıyor. Daha önce hiç spor yaptı mı? Avrupa'da yapmış daha önce. Ne olarak yapmış? Hangi sporları yapmış? Avrupa'da karate yapmış. Üçüncü olmuş federasyonda. Peki spor onun hayatında neleri değiştirmiş? Önce basketbol milli takımda bir yıl oynadım. Sonra bıraktım. Karate gittim. Karate güzel. Öğretmenler güzel, eğitmenler. Devam ettim. Spor. Avrupa dünya üçüncüsü oldum. Yok, İsmet amcamız 68 yaşında maşallah. 68 yaşında veteranlar teknik kurulu başkanı ve hala dövüşüyorum veteranlarda. Bu Temmuz 25'te yapılacak olan dünya olimpiyatlar, işitme engelli olimpiyatların seçmeleri bu. Burada birinci olanlar olimpiyata katılacak. 68 yaşında ve hala spor yapıyorsunuz. Kaç evet. yıldan beri yapıyorsunuz sporu? Hocam 35 yıldan beri yapıyorum. Sevgili seyirciler, karate şampiyonasında ilginç bir olayla karşılaştık. İki güzel kız kardeş. Birisi Avrupa şampiyonu. Dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu. Diğer kardeşimiz?
İşitme engellerde Avrupa üçüncüsü. Evet, işitme engelli Avrupa üçüncüsü. Bulgaristan'da olimpiyatlar beşinci oldum. Türkiye şampiyonluğunda üçüncülüğüm var. Bir hanginiz daha büyüksünüz? Ablam. Ablası ölüm. Senin sayende mi başladı karate? Evet, karate. O benim sayemde başladı. Karate'de başladım. Evet. Evet, nasıl bir başlangıç oldu, bize bunun hikayesini anlatır mısın? Antrenörlerimiz, milli takım antrenörlerimiz İşitme Engelliler Karate Federasyonu'nda yer aldı. Ablamın da işitme engeli olduğunu biliyorlardı ve bana tavsiyeyle geldiler, yapar mı? Ablamın da yeteneği var yani spora. Yani ailecek yetenekliyiz diyebilirim. Kata mı yapıyor? Ablam kumite yapıyor. Ben de kumiteciyim, 50 kiloda yarışıyorum. Ablam 55 kiloda yarışıyor. Aynı anda başlatsaydık çok tehlikeli olabilirmiş aslında. Ev içerisinde kırılmadık işler kalmaz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Peki ablanın üzerinde sporun etkisini sen daha iyi gördün, gözlemledin. Neler değişti ablandan? Ya kesinlikle bir kere sağlıklı bir vücuda sahip oluyorsun. Sağlıklı yaşama sahip oluyorsun. Normalde üstünde bir yorgunluk oluyordu işten gelince. Hani böyle hemen yatayım falan. Şimdi hepsi değişti. Yatmak yerine antrenmana gidiyor ve daha dinç oluyor. Daha zinde hissediyor. Engellerle çalışmak gerçekten çok güzel bir duygu. Ben bunu çok. 10 yıl öncesinden itibaren yaşamaya başladım. İnsanın hayatı değişiyor. Evet. Ben herkese tavsiye ediyorum başlangıçta da. Sonrasında neler yaşıyorsunuz onu da size veririm. Bunun maddi değil, manevi hazı çok 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 güzel. Özellikle onların gülümsemesi, aldığı dereceler, onlarla beraber gülüyorum, onlarla beraber ağlıyorum. Beraber yaşıyoruz mutluluğu. Kürsü yaptıkları zaman özellikle olimpiyatlarda benim ilk maçım Avrupa şeydi. Bulgaristan'da yapılan olimpiyatlardı. Orada çok iyi dereceler aldık. Kızlarımız 6 kız katıldık. 5'i dünya üçüncüsü oldu. Olimpiyat üçüncüsü oldu, çok pardon. Sonra Avrupa Şampiyonası'na girdik. Orada Avrupa şampiyonlarımız çoğaldı. Sonra dünya şampiyonası. Şimdi bu hedefimiz olimpiyat. Siz şimdi mil takım, hepimiz vereceğiz. Evet. Mil takım. Evet, bayanlar mil takım antrenörler. Peki engelli sporcularımızın spora bakış açısı nasıl? Size ulaşma imkanları nasıl? Sizin başladığınız dönemden bu döneme gelene kadar spor sayısında nasıl artışlar oldu? Şimdi çok yol kat ettik bir kere önce. Biz 4 kızla başladık. Aslında birbirlerini getiriyorlar. Yani sonuçta bunu çok yaymak çok çok önemli. Aileleriyle konuşuyorum. İşte ablası, abisi, arkadaşları birbirlerini getiriyorlar. Birbirlerini getirdikçe de çoğalıyor. Bayanlardan sonra şimdi erkeklerle birlikteyiz. Erkek milli takım antrenörüyle birlikteyiz. Durumumuz nedir karate'de, Türkiye'de? Ben İbrahim Erçin. İşitme Engelliler Federasyonu'nda teknik direktörüm. Erkeklerimiz gayet başarılı geçen dünya şampiyonasında. Sayısını hatırlayamayacağımız kadar şampiyonluklar aldık. Bu sene de olimpiyatlar var. Tabii olimpiyat dünya kadar zor, kolay değil. Olimpiyat çok zor. Dolayısıyla işimiz daha zor olacak. Daha çok çalışacağız. Biz her kiloda madalya ve madalyalar bekliyoruz. Kaç yıldan beri yapıyorsunuz? Ben 2013'ten beri yapıyorum. Peki 2013'teki sporcu sayımızla 2016'daki sporcu sayımızı, 2017'deki sporcu sayımızı kıyasladığımızda durumumuz nedir? Şimdi ben ilk başladığımda yurt dışında öğrendim karatenin işitme engellilerinde olimpiyatta olduğunu. Daha sonra geldim, Türkiye'deki yetkililerle görüştüm ve ilk takımı kurma çalışmalarına başladık. 6-7 kişiyle kurduk. Şu anda bu Türkiye şampiyonasında 61 kişi var. Bayağı yol aldık. Karate'nin içinde kategoriler de var değil mi? Birazcık da onlardan bahsedelim. Oralarda neler yapılıyor? Kata ve kumite iki stilde yarışılıyor. Kumite dövüş oluyor. Musabakaların kuralları dahilinde bir dövüş yapılıyor. Kata ise hayali dövüş deniyor. İşte konsantrasyon, kuvvet ve dengenin ön plana alındığı, bu puanlama sisteminde sonuca gidildiği bir sistemdir. Peki arkadaşımızı tanıyalım. İsim nedir? Burak Mertcan. Burak. Burak. Evet. Burak, kaç seneden beri karate yapıyorsun? 5 senede yapıyorum. 5 yıl. Daha önce herhangi bir spor yaptın mı? Yapmadım. Sadece karate yapıyorum. Peki karate senin hayatında neleri değiştirdi? Ya karate güzel yani. Seviyorum böyle. Sayın Başkan, Samsun'dayız. 2017 yılında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak Samsun. Hazırlıklar nasıl gidiyor?
önemli bir organizasyon içine start verdik. 18-30 Temmuz arasında Samsun'da olacak bu organizasyonumuz. Organizasyonumuzla ilgili hiçbir eksiklikler yok. Her şey tam anlamıyla tamamlanmış gibi sayılır. %95'i bitti bu işin. Geriye kalan bir 3 aylık 4 aylık süreçte her şeyin 0-0 olacağına inanıyoruz biz. 4500 sporcu katılımı bekliyoruz. İdarecilerle beraber, teknik ekiple beraber bu sayı biraz daha yukarı çıkabilir. 21 branşta olacak bu organizasyon. Bütün tesisler 21 branşa göre ayarlandı. Bakanlığımızın desteğiyle her türlü organizasyon çalışan arkadaşlarımız var. Hepsi dört dörtlük çalışıyor. Gece gündüz ile. Gençlik kolları, gönüllülerimiz var. Gönüllüler sağ olsun diye onlara da çok hızlı bir çalışmaları var. Herkesten çok memnunuz. Ben inanıyorum diyor. Türkiye'deki en büyük organizasyon, en iyi organizasyon olacak bizim için. Deaflympic için Samsun'da ne kadar tesis yapıldı? Bunlardan biraz bize bahseder misin? Tesis olarak 26 tesis yapıldığını biliyoruz. Yeni yapılan. Artı antrenman salonları tesisleri yapıldı ama bunların sayısını net olarak bilmiyoruz. Evet. Tesislerimiz iki yeni bowling tesisi yapıldı. Yeni yapılan şu an devam eden. Atıcılık tesisimiz var Bafra'da. Onun da bir iki aylık süresi kaldı. Yeni açılan branşlarımız. Evet. Her şey hazır. Şimdi şu anda Samsun'da 4 tane organizasyon var. Türkiye şampiyonası var. Katılım çok fazla. Ama seyirci hiç yok. Seyirci konusunda herhangi bir girişimde bulunacaklar mı olimpiyatlar öncesinde? Türkiye şampiyonlarımız federasyonumuzun milli sporcuları hazırlamak için yaptığımız ilk adım diyor. Bu bir deneme bizim için. Tesisleri de o yüzden kullanmak istedik Samsun'da. Sporcu katılımımız çok. Dediğiniz gibi taraftarlarımız az. Ancak bu yapılan organizasyonlar ilçede yapılıyor. Bafra ve 19 Mayıs ilçesinde. Bu Samsun'umuzun göreviydi. Bununla ilgili nasıl bir planlama yapılıyor ben bilmiyorum ama diyor. Küçük bir organizasyon olarak görüyoruz ve tanıtımımız iyi yapılamıyor. Kendimizi tanıtamıyoruz. Ama olimpiyatlarda böyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Valilik, yerel belediyeler bu taraftar sayesinde arttıracağını inanıyorum ben diyor çalışarak. Sayın Başkan sayesinde Deaflympic gibi çok önemli bir organizasyon Türkiye'ye geldi. Bunda çok büyük bir emeği var kendisinin. Bundan sonra hedefler arasında başka bir şey var mı acaba? Deaflympic bittikten sonra diyor futbol, voleybol, basketbol, handbol finalleri, playofflarını yapacağız Türkiye'de diyor, yurt dışından diyor, dünya şampiyonalarını diyor. Bunun sebebi diyor organizasyonlarımızdaki işte gönüllü arkadaşlarımızın çalışkanlığını gördüm, yani heveslerini gördüm. Samsun'da birçok şey etkinlik daha güzel yapılabilir diyor. Biz bunun programlamasını netleşince söylemek yanındayız. Olimpiyat bizim için Deaflympic en büyük hedef. Önce her bütün şeylerimiz, düşüncelerimiz onlarla ilgili. Başka bir şey düşünemiyoruz. Sağ olsun diyor Sayın Bakanımız diyor, teşekkür ediyoruz diyor. Onların destekleri diyor her şey dört dörtlük olacak. Şimdi kendisi federasyon başkanı olduktan sonra sporcu sayısında inanılmaz bir yükseliş oldu. Rehabilitasyon amaçlı başlayan sportif faaliyetler artık profesyonel ve uluslararası alanda ülkemizi başarılı temsil edecek sporcular yetişmeye başladı. Bununla ilgili neler söyleyecek? Daha önceden diyor 2000'de federasyonumuz kırıldı diyor. Bu 15 yıllık süreç içerisinde normal başkanlar geldi bunlar federasyonumuzun başına. Bunlarla ilgili eksik artı ne olacağını söyleyemem net olarak diyor içlerinde olmadığım için. Ben ilk defa Türkiye İşitme Engelli Federasyonu'na işitme engelli başkan olarak geldim bu camiaya. İçlerinde büyüdüm, sporcu olarak, milli yüzücü olarak katıldım. Teknik delege her türlü görevinde işin mutfağında yetiştim ben. Antrenörlerle sporcuların iletişiminde sorun olduğunu çözdüm. Ve başa gelir gelmez ilk yaptığım iş antrenörlerle sporcuların arasındaki sorunu çözmekti. Sporcular direkt bana ulaşabiliyordu. Her türlü isteğini, derdini söyleyebiliyordu. Biz de tercümanlarımız içinde diyor, her istediğimiz gibi hocalarımıza ulaştık ve sorunları çözmek hızlandık. Bu nedenle olimpiyattaki hatırlanan sporcularımızın başarısı da arttı. Dünyada, Avrupa'da beş beşe başarılar geldi. Ve daha da gelişeceğimize inanıyoruz biz buna.
İşitme engeller Türkiye'de 3 milyon gözüküyor sayı olarak. Araştırma yapılan araştırma göre. Ama bana göre diyor, içinde yaşlı büyük olan az ağır işten cihaz kullanan insanlar var. Net olarak bence diyor 500'de 1 milyon kişi var. Biz bu sporcu sayısını daha da yükseltmek istiyoruz. Biz arttırdık ama daha çok aşağıdayız. Daha 12 bin sporcumuz var lisanslı olarak. Bunların çoğu evlerinde saklanıyor. Aileleri tarafından gelmiyor. Veya uzak beldelerde, köylerde yaşayanlar var. Çiftçi olan var. Bunları bilinçlendirmemiz lazım. Sizler gibi bize destek olurlarsa televizyonlarımız, haber kaynaklarımız diyor. Kendimize anlatabilirsek bu sporcu sayısını arttırabileceğimize inanıyorum. Ripley Pix'te de kendimizi iyice duyurabileceğimize inanıyorum diyor. Benim hedefim sporcu sayısını 12.000'den 100.000'e çıkarmak doğrusu diyor. Şimdi Ripley Pix'te tercümanların çok büyük bir önemi var. Buraya yurt dışından misafirler gelecek. Bildiğimiz kadarıyla Türkçe ve uluslararası dil farklı bir dil. Burada yeteri kadar tercüman olacak mı? Bununla ilgili ne tarz çalışmalar yapılıyor? Tercüman olmak isteyen insanlar varsa gönüllü olarak nereye başvurabilirler? Bu kurslar ne zaman başlayacak? Aile Politikalar Bakanlığı'nda şu an 65 tane yetişmiş tercümanımız var her ilde. Dernekler, spor kulüplerinde olan arkadaşlarımız var. 200'e yakın, 250'ye yakın tercümanımız diyor. Şu an diyor Mart, Nisan gibi biz işaret dili eğitimlerini Samsun'da başlayacağız. Hazırlanmış programlar, planlamamız var. En az 150 tane tercüman yetiştirmeliyiz kalifiyeli. Samsun içinde gönüllü birimimiz var. Bakıyorum onların başvurularını topluyorlar. Hedefleri 1000'e yakın gönüllü almak ve bunların içinde tercüman arkadaşlarımız da var. Başvurularını gönüllü merkezine yapabilirler Samsun'da. Bu arkadaşlar bizler için çalışıyor. Biz de oradan çıkan tercümanları, yetiştirdiğimiz tercümanları kendi ekibimiz içine ekleyeceğiz. Doğru. Plan proje olarak biz hazırız. 200 tane tercümanla biz bu işi bitirebileceğimize inanıyoruz. Ama eğitim programlarımızla ilgili herhangi bir aksaklık yok. Sadece zamanı bekliyoruz. Hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Mayıs'ta başlatacağız. Uluslararası tercümanlar yani profesyonel olarak İngilizceden Türkçe'ye çeviri, simultane çeviri. Yani bunlar birkaç tane dünyada bizim Türkiye dışında olan arkadaşlarımız da var. Belki onlardan da 5-10 kişiden yararlanabiliriz. Yani bizim olarak tercüman olarak biz hazırız. Tiflin Pikis çok önemli bir organizasyon. Çok kısa bir süre kaldı. Bu dönem içerisinde yeteri kadar destek gördüğünü düşünüyor mu? Eksiklikler neler? Bunlar nasıl tamamlanabilir? Evet, zamanımız az kaldı. Vallahi tesis açılarından bakarsanız ben bir eksiklik göremiyorum. Çalışan, görevini alanlar hepsi üst seviye çalışıyor. Herhangi bir eksiklik olduğunda bakanlıktan, devletimizden destek isteniyor ve hemen çözülüyor. Samsun Valimiz, Sayın Samsun Valimiz, belediyemiz, belediye başkanlarımız her türlü yardımda bulunuyorlar. Ben eksiklik görmüyorum. Yani ben mutluyum. Bilmiyorum ki bir eksiklik yok şu ana kadar. Hani yüzde sadece bir iki tane tesisimiz var tamamlanması üzereyken. %98 dediğim gibi 5. Bitti bu iş. TRT'de yayınlanan engelsiz spor programı için neler söyleyecek? TRT üstte diyor, engelsiz spor diyor, her zaman ben sizi izliyorum diyor, takip ediyorum diyor. Fırsat bulduğunda çok da memnun kalıyorum size diyor, teşekkür ediyorum ekibinize. İnşallah diyor olimpiyat zamanında yine sizin desteğinizle biz daha da çok duymak istiyoruz. Hem sizler hem kendimizi. Bizim bu eğitimlerimiz başladığında sizleri zaten davet etmek istiyoruz Samsun'a. Sizlerin desteğiyle de gönüllerimizin nasıl çalıştığını, nasıl eğitimlerimiz olduğunu bunları daha iyi anlatırsak camiaya daha da gelişebilir. Ailelerin çocuklarını evde değil de spora yönlendirebileceğini göstermiş oluruz. Kültürlü, işitme engelleri, sağlıklı. Biz işitme engelleri sadece, bütün mahalle sağlıklıyız ama bizim bunları duyurmamız için diyor TRT ve sizler de yanımızda olmalısınız ki biz daha da güçlenelim. Sizler kaybolursanız bizler de kayboluruz. Sizlere desteğiniz için teşekkür ediyoruz ve her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet.
Evet Bünyamin Hocam, çok az bir süre kaldı 2017 Deaflympia'ya. Şu anda da Türkiye Şampiyonası var. Durumumuz nedir? Onunla ilgili biraz bilgi alalım. Şu anda Dünya Federasyonu ile yoğun bir ilişki içerisinde 2017 Deaflympia'ların çok düzenli bir şekilde organize edilmesi için gerekli çalışmalar sarf edilmektedir. Bu bakımdan başarılı bir sonuç elde etmek için elimizden gelen her türlü çabayı da sarf ediyoruz. Şunu da söylemek gerekir ki katılımın bayağı yüksek düzeyde olduğunu görüyorum. Türk milli takımının da son derece başarılı bir sonuçlara ulaşacağına inanıyorum. 2017 Deaflympia'ların Türkiye'de olması, Türkiye'de organize edilmesi bizim açımızdan da oldukça avantajlı bir durum teşkil etmektedir. Biz elimizden gelen bütün teknik çalışmalarımızı sporcularımızın başarılı olabilmesi için yapıyoruz. 3 gün müsabaka sürecek. 18 ile 22 Temmuz arasında. İlk gün tek toplantı yapıldıktan sonra kata müsabakasında olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Ferdi müsabakalarda da derece alacağımız kategoriler belli. Tahmin ediyorum onların artırılması için uğraşacağız. Son günde takım müsabakası var. Umarım Türk milli takımı istediğimizin üzerinde bir başarı elde eder. İşitme engellerde judoda bir numara isimle birlikteyiz. Yeni tanıyoruz seni. Biraz kendinden biraz bahseder misin bize? Adım Samet Bulut. İşitme engellerde 2013 yılında Bulgaristan Sofya'da olimpiyat şampiyonu oldum. Asistette de olimpiyat şampiyonu oldum. 2012 Venezuela'da dünya şampiyonu oldum. 2015'te Ermenistan'da Avrupa şampiyonu oldum. 2016 dünya şampiyonu oldum. Samsun'da olmuştu. Şimdi de 2017'ye hazırlanıyoruz. Hedefimiz orada olimpiyat şampiyonu olmak. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor. Şu anda gördüğünüz gibi Türkiye şampiyonu oluyor. Bundan sonra daha iyi çalışacağız inşallah hayırlısıyla. Benim gençliğimin, çocukluğumun balcı evet. Hocası. Evet. Şimdi yeni gençler yetiştiriyorsunuz. Devam ediyoruz biz yani. 1966'dan başladık yüzdeye. O zamandan beri devam ediyoruz. Milli takıma epey sporcu verdim kendim. Peki engellilerle ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Engellilerde Samet geldiğinden beri devam ediyoruz. Bana yanıma geldiğinde hemen hemen 14-15 yaşındaydı. Onun fiyatlarda da inşallah birinci olacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nice genç çocuklar yetiştirirsin inşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Engelli çocuğu olan aileler çocuklarını nasıl judoya başlatabilirler? Tehlikeli bir spor mudur? Çünkü engelli aileleri bu tarz bir korku yaşıyor. Tehlikeli bir spor mudur? Başlatmak isterlerse nerelere başvurabilirler? Evet. Şöyle söyleyeyim, judo temel eğitimi jimnastik eğitsel oyunlarla başladığı için tehlikeli değil aslında. Hem çocukların kendilerini korumalarını öğreniyorlar, düşmeyi öğreniyorlar. Düşmeyi öğretmeden zaten biz teknik öğretmiyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde normal judo çalışmalarına yanında engelli çocuklar da yarışabilir. Onların yapmasında hiçbir sakınca yok. Aileler yönlendirirse görecekler ki çocuklarında çok büyük değişiklikler var. Kendi başlarına iş yapmaya başlıyorlar. Ben projelerden de biliyorum, SODES projelerinden. Ya çocuk kendi başına birey olarak otobüse binip ben artık antrenmana gidebilirim. Ailesinden bağımsız hareket etmeyi öğreniyor. Bu çok önemli diye düşünüyorum aileler için de. Artı devlet sporculuğu imkanı var. Böyle hocalarımız da gönüllü hocalarımız da sporcuları çıkarttığı zaman daha çok memnun kalıyoruz. İki maçını da aldı, neler söyleyecek? Galip gelmiş, hazır. Gayet mutluymuş. Peki hedefleri arasında neler var? Sonra yine başarılı diğer maçlarda kazanmak istiyor. Olimpiyatlar var önümüzde. Olimpiyatlara girip maçlara başlayıp inşallah zamanla kazanacağım. Peki az önce bir şey duydum. Şampiyon olup ailesine ev almak istiyormuş. Böyle bir hayalim var. Varmış, doğruymuş. Tebrik ediyoruz seni. Başarılar diliyoruz. Evet hocam, siz de milli takımı çalıştırıyorsunuz. Bayanlarımız çalıştırıyorsunuz. Evet. Erkeklerde bayağı başarılıyız. Bayanlarda da aynı başarımız İnşallah var. İnşallah göstereceğiz. Geçen yıl Dilek sporcumuz olimpiyat şampiyonu oldu. Bu bir başarıdır zaten. Ülkemiz adına da, kendisi adına da. Gururluyuz, mutluyuz. Çok güzel hedefleri var Dilek'in. Ve milli takımda yer alan diğer sporcularımızın da hepsinin her birinin ayrı bir hedefi var. Birey olarak hem toplum içerisinde seçilmek, engel engel değildir.
düşüncesiyle hareket edip kendilerinin diğerlerinden farklı olmadığını, kendilerinin de bir şeyler yaparak öne çıkabileceğini ispatlama gayreti içindeler. Bizler de bu sevinci, coşkuyu onlarla beraber yaşıyoruz. Peki, bayanların bu spora bakış açısı nasıl? Sporcu kapasitemiz yeterli mi? Yeni sporcuları nasıl kazanabiliriz? Yeni sporcuları tabii ki kazanabilmemiz için derneklerin de aktif halde hareket etmesi lazım. Yani spora bizim bir tek kendimizin gidip onları arayıp bulma çabamızın dışında derneklerin kulüplerle, spor il müdürlükleriyle bağlantılı olmaları gerekiyor ki biz kendilerine daha fazla ulaşabilelim, onlar bizimle bir araya gelebilsinler. İşitme engellilerle iletişim kurabilmek için ben işitme engelliler kursuna gittim. Neden? Çünkü birbirimizin gözlerinin içine bakıyorken hareketlerimizi de aktarabilmek için, o duygusal bağı da kurabilmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. İnşallah daha iyi olacak. Ne kadar zamanda öğrendiniz işaretlerini? Ben bir yaklaşık 4-5 ay kadar gittim. Dilek kalabalık bir aileden gelmekte ve babası çalışmıyor. Dilek'in hedefi içerisinde geçen yıl işte Allah nasip etti dünya şampiyonu oldu. Bu sene de inşallah olimpiyatta derecesi olur. Devlet sporcusu oldu kendisi. Çok mutluyuz. Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Onlara nasıl yaklaşacağımız konusunda her birimizin eğitimleri var. İllerinde yaptıkları antrenör eğitimlerinin yanında biz milli takımda, evet, milli takım kampları yapacağız ve ufak tefek de olsa noksanları varsa onları telafi edeceğiz. Birlik içerisinde sporcularımızın şampiyon olmasına katkıda bulunacağız inşallah. İnşallah olacaksın değil mi? Hadi bakalım. Evet. Evet inşallah. Kaç yıldan beri masa tenisi oynuyorsun garip? 32 falan. 32 mi? Evet. Kaç yaşındasın sen ya? 22. Abi 22 yaşındasın, 32 yıldır masa tenisi mi oynuyorsun? Evet. Nasıl oluyor? Avrupa içinde o. Avrupa ikincisi. Avrupa üçüncü oldun. Üçüncüsü oldun. Dünya şampiyonu. Dünya şampiyonasında üçüncü oldun. Şimdi Samsun'da olimpiyatlar var 2017 yılında. Buradaki hedef ne olacak? İnşallah olimpiyat... Şampiyon olacaksın. Şampiyon. İyi çalışıyor musun? İyi çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Yalova. Yalova'da. Hı. Var mı iyi hocalar, var mı seni çalıştıran? Var, her gün. Antrenman yapıyor. Her gün antrenman yapıyorsun. Okuyor musun? Okuyoruz, yok. Okumuyorsun. Lise yaptım. Liseyi bitirdin. Hı-hı. Liseden sonra spora devam ettin. Devam. Spor senin hayatında neleri değiştirdi? Değiştirdi, koşu yapıyor. Mutlusun. Mutlu, iyi yapıyor. İyi. Evet, kendisi milli sporcumuz. Evet. 11 yıldır bu şey antrenmanları yapıyor, müsabakalara katılıyor. Samsun'da dünya üçüncüsü oldu. Devamlı maçlara gidiş gelişler yaptı. Bu vesileyle insanlar, yeni insanlarla tanışmış oldu. Bundan dolayı memnuniyetini dile getiriyor. 2017 için hedeflerini söyleyelim. İnşallah şampiyon olmak hedefimiz. Samsun'da inşallah kamplara katılıyor zaten. Şu anda antrenmanlar devam ediyor. Olimpiyatlar için hedefinde şampiyonluk var. İnşallah Samsun'umuza bu şampiyonluğu getirecektir kendisi. Evet hocam, terletti gençler bizi. Evet vallahi çok iyi oynuyordunuz. Evet, İyi bir verim aldın. İlkokuldayken oynuyordum. Yaşlandık artık. Olsun yine de iyi. Evet hocam, Türkiye'deki işitme engellerde masa tenisini biraz değerlendirelim. Federasyonumuz bize her türlü desteği veriyor. Uluslararası müsabakalar, ulusal kamplar, uluslararası kamplarda her türlü desteği veriyor. Daha önce Bulgaristan'da bir tane yaptık ikili kampımızı. Macaristan'da açık turnuvalara katıldık. Orada da ikili ilişkiler yoğun bir şekilde yaptık. Bunun sonucunda kızlarımız Avrupa ilk defa 5. oldular. Sonra ülkemizde yapılan dünya şampiyonasında hem kız hem erkek takımımız dünya üçüncüsü oldu. Giderek artan bir grafiğimiz var. Avrupa'daki en genç takımız. Yaş 2017'de hedefimiz herhalde ilk 100 sırada olmak değil İnşallah mi? İnşallah gene tabii madalya almak istiyoruz. Dediğim gibi en genç takımız biz. Yaş ortalamamız 19-20. Hem Avrupa'nın hem Asya'nın altındayız.
çalışmalarımızı federasyonumuzun verdiği destekle sonuna kadar yapacağız. Şimdi güzel bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Kamp dönemi Temmuz ayına kadar bir 5 ay, 6 ay aralıksız çalışmamıza devam edeceğiz. Sıkı bir şekilde çift antrenman yaparak en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ülkemizi. Seyirciler, işitme engellilerin Türkiye şampiyonası vardı biliyorsunuz Samsun'da. Onları gezdik fakat bir tesisimiz var, bizim dikkatimiz çekti. O da golf tesisi. Golf tesisinde işitme engelli arkadaşlarımız 2017'ye hazırlanıyorlar. Onları hazırlayan arkadaşımız Hamza Sayın'la birlikteyiz. Hamza, kaç sporcuyla birlikte çalışıyorsun? Merhaba, Hamza Sayın ben. Şu an mevcut elimizde 20 tane sporcumuz var. Bunlar Samsun'da ikamet eden sporcularımız. Yeni başladık. 2017 yaz oyunlarına biz de kendi golf branşında sporcumuzu hazırlıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızın durumu ne? Milli formayı giyecek sporcularımız uluslararası arenada bizi temsil edecek seviyeye geldiler mi? Ya onlar için de ilk, bizim için de aslında ilk. Golf bu yıl demo branş olarak yapılacak. Yeni başladık. Müsabakada oynayacak seviyelere en kısa zamanda ulaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız, gayetimiz bu yönde. Milli takım seçmeleri yapıldı mı? Sporcularımız belli oldu mu? Önümüzdeki ay itibariyle belli dönemlerde kamp programlarımız oluşacak. Bu kamp programlarının neticesinde de sayımız belli olacak. 3 erkek, 3 bayan sporcumuz olimpiyatlarda yarışacak. Peki Hamza, hiç bugüne kadar engellerle çalıştın mı? Bu benim için ilk deneyim. Yani zorlanıyor musun? Tabii zorlu oluyor ama bir o kadar da keyifli ve heyecanlı. Olabildiğince onlarla bir bütün olmaya gayret gösteriyoruz. Bizim için de iyi oluyor. Peki Hamza, çok az bir süre kaldı dünya şampiyonasına, olimpiyatlara diyeyim. İşaret dilini öğrenmeyi düşünüyor musun bu kısa zaman zarfında? Şu kısa zaman zarfında aslında birçok hani çocuklarla, öğrencilerimizle birebir irtibatta olduğumuzda birçok bazı temel şeyleri öğrenmeye gayret gösteriyoruz ki bizim de ihtiyacımız olacak. Çünkü maç esnasında, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrasında öğrenmeye gayret gösteriyoruz. Öğrendik diyemem ama tabii belli baş şeyleri biliyoruz. Peki hedeflerimiz var mı bu olimpiyatlarda, acaba derece yapabilir miyiz? Olimpiyatta derece şöyle bir şey, çünkü gelecek rakipleri şu an tam kestiremiyoruz. Hani onların seviyesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim için de ilk olduğu için. Ama bizim amacımız bu da şu. Burada Samsun'da işitme engellilere yönelik Deaflympics olimpiyatları yapılıyor. Ve burada branş olarak golf'ten oraya en azından oyuncu sokabilmek. İlk hedefimiz buydu. Olursa, madalya gelirse bizim için, rengi ne olursa olsun mutlu oluruz. Sevgili seyirciler, zevkli ve çekişmeli bir şampiyonun ardından sizlere veda etmek zorundayız. Biz Engelsiz Spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.